Merhaba arkadaşlar, ben Selçuk Çetiner. Rüyada hamd ettiğini görmek. Rüyada hamd ediyorsun. İlk önce hamd nedir ondan başlayayım. Hamd arkadaşlar Allah'ı övmektir. Övgü sadece Allah'a ait bir şeydir arkadaşlar. Yani övülecek olan sadece Allah'tır. Allah'ın yarattıkları övülmeye layık olan değillerdir. Övülmeye layık olan tek varlık Allah'tır arkadaşlar. Allah'tan başka hamd edilecek kimse yoktur, övülecek kimse yoktur. Rüyada Allah'a hamd ettiğini, Allah'a övdüğünü görüyorsan bu çok hayırlıdır. Maddi manevi dertlerden kurtuluştur arkadaşlar. Yani dua etmek gibidir. Hamd etmek rüyada gerçekten kurtuluşa ereceğinizin işaretidir. Allah'ın sevgili kullarından birinin göreceği rüyadır arkadaşlar bu tür rüyalar. Yani dua etme rüyası, hamd etme rüyası Allah'ın sevgili kullarının göreceği rüyadır. Allah'ın sizden razı olduğunu gösterir ve sizin kalbinizdeki, beyninizdeki sıkıntılardan sizi kurtaracağına işarettir. Başka bir şeye yorulmaz arkadaşlar. Bir kötü bir şeye yorulmaz yani. Allah'a hamd ediyorsun. Koskoca yüce Allah'a hamd ediyorsun. Başka bir şeye yorulmaz. Çok hayırlıdır. Son derece hayırlı bir rüyadır. Kötü bir şeye asla yorulmaz. Yani Allah sizi seviyor ve seven sevdiği için ne yapar? Her şeyi yapar. Allah'ın sevgisine ulaşmışsın. Dilediğin kadar duayı asla eksik etme. Yani bu tür rüyalar Allah'tan gelen size iltifat diyebilirim. Seni seviyorum kulum demenin rüyacısıdır bu. Yani Allah rüya Allah'tan gelen mesajdır ve Allah'ın sizi sevdiğinin işaretidir. Allah seviyor ya. Başka kimse sevmese ne olur? Allah seviyor sizi. Şanslısınız. Görüşürüz.